kendilerini öyle görüyorlar yani. Şimdi kapalı kapılar ardına geçelim. Meral Akşener'le ilgili iki gelişme var. Onu sizin yorumunuza bırakacağım. Birincisi, Meral Akşener hakkında bir FETÖ soruşturması başlatılmıştı. Tam 7 yıldır. Evet. Yani hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan onu cezaevine göndermekle, hanımefendinin bir de işte milletvekili dokunulmazlığı da yok, bir de dosyası var gibi ifadeler kullanmış. O da bir mitinge cezaevi çantasıyla çıkmıştı. Evet. Ben buradan cezaevine de giderim diye meydan okumuştu. Ya bir gizli tanık, bir gizli tanığın iddiaları üzerinden 7 yıl boyunca açık bırakılan bir dosya bugün kapatılmış. Soru size, şimdi çok ciddi bir soru. Zamanlama manidar mı? Onu ben size soracaktım. Söyleyeyim, zamanlama manidar. Çünkü karşılıklı göz kırpışmalar var. Var. İYİ Parti ile AKP iktidarı arasında 1 Ekim öncesinde biraz böyle MHP üzerinden gibi başlayan ama sonra reddedilmiş gibi görünen ama alttan alta devam eden hafif bir göz kırpışmalar, göz temasları, dirsek temasına dönüşmüş mü bilmiyorum ama evet, bir takım temaslar var, zamanlama manidar. Buyurun. 26 evet. Ağustos'taki açıklama öncesi de belki bir mesaj niteliği de taşıyor olabilir. Hani Meral Akşener'in çok merak ettirilmeye çalışılan konuşması var ya, 26 Ağustos. Hani sanki yeni bir, yepyeni bir çağ açacak, konuşma yapacak gibi. Öyle mi? Tabii öyle bir göndermeler var. MHP'liler ondan alındılar. 26 Ağustos şimdi tabii büyük taarruzun başlangıç tarihi ve o tarihte Meral Akşener bir açıklama yapacak. Oradan göndermeler yapıyorlar. MHP'liler de ya kardeşim tarihsel göndermeler yapmak MHP'nin işidir, size mi kaldı filan diyerek böyle bir 26 Ağustos tartışması var İYİ Parti ile MHP arasında. Bunu sorduk. İkinci gelişme, Aytun Çıray, hatırlayacaksınız tabii, izleyicilerimiz de mutlaka tanıyorlar. İYİ Parti liderinin, Akşener'in danışmanlarından. Aytun Çıray'ın bence çok önemli bir özelliği, Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı yaptı. Ben Kültür Bakanı Bakanlığı müsteşarlığı yaparken fevkalade güvenilir, son derece dürüst, sapına kadar dürüst, lafını esirgemeyen demokrat, demokrat. Aslında İYİ Parti'den çok belki de yeri CHP olan bir politikacı, bürokrat kimliği olan bir hekimdir. Evet. Çok saygın bir arkadaştır. Evet. Evet. Aytun Çıray, İYİ Parti'den gelen ve CHP'ye dönük, işte seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın diyen CHP'liler vardı diye ortaya salınan sözlere karşılık, ya bunların artık açıklanması zamanı, böyle ortalığı karıştırmaya, bulandırmaya gerek yok, Meral Akşener o masadan nasıl kalktı, ben bunu size anlatayım diyerek sosyal medyadan hikayeyi anlattı. Ne anlatıyor? Hikaye şu. Diyor ki, 3 Mart 2023 tarihinde Akşener hepimize büyük sürpriz olan altılı masadan kalkarken konuşmasını şöyle tamamlamıştı. Dün nihayet ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti tek bir isme dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet dedi. Biz 2 ismi beyan ettik. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar 85 milyonun kutlu zaferine tercih edilmiştir diyor Aytun Çıray. Önce Meral Akşener'in sözlerini hatırlatıyor. Şahsi ısrar da Türkiye'ye tercih edildi. Ve diyor ki ya İmamoğlu benim genel başkanım adaydır demiş. Mansur Yavaş kesinlikle aday olmayacağım demiş. Bu iki kişi aday olmayacağını açıkladıktan sonra Meral Akşener masaya niye bu iki ismi getirdi? Bir, bu soruyu soruyor. İki, masadan kalktı. Peki sonra niye masaya döndü? Diyor ki çok büyük bir felakete sürüklendiğimizi gördük. Çünkü İYİ Parti'nin oyları %6'ya kadar düştü. Masadan kalkınca. Evet, masadan kalkınca oluşan o büyük tepki, burada Merdan Yanardağ'ın da dile getirdiği ve toplumun da aslında toplumun tepkisini yansıttığı o değerlendirmeleri ki oradan İYİ Parti biliyorsunuz Merdan Yanardağ kafaya taktı ve onu bir mimledi. Ondan sonra gözaltına alındığı günde sevinç nidalarıyla tweetler attılar. Kimi İYİ Partililer diyeyim. Ve buradan çıkmanın yolunu aradık diyor hep beraber. Ya 6'ya kadar düşmüş parti. Erdoğan Toprak'la buluştum. Kendisine buradan çıkış yolunu bulmamız gerektiğini söyledim. Formülü Erdoğan Toprak buldu ve dedi ki ya o zaman çok ısrarcıysa Mansur Yavaş'la İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olsun. Bu teklifi de Meral Akşener getirmiş olsun. Kılıçdaroğlu da kabul etmiş olsun. Böylece
hani Meral Akşener'in istediği de olmuş olsun, masayı yeniden toparlayalım. Bu Meral Akşener'e gidiyor, kabul ediliyor ve böylece hani Meral Akşener'in teklifi olmasaydı, eğer Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olmasaydı %48'i de bulamazdınız. Biz en başından beri söylüyoruz, kazanacak aday, aday dedik. Bak bu formül olmasa 48-48'e başarı diyorsunuz. Onu da hiçbir zaman bulamazdınız. O da İyi Parti'nin başarısıdır diyenlere kapak çizmiş Aytun Çıray. Tarihsel, şahidi olduğu, birebir ve satır satır belgelidir dediği o dönem yazdıklarıyla. Bu dönemi o masadan kalkmayı yeterince konuşmadık herhalde. Yani biz bu seçim sonrası birçok şeyi konuşamadık. Ben işte ihanetlerden söz ettim. Arkadan bıçaklandı filan dedim Kılıçdaroğlu. Bir tanesi buydu, öbürü İmamoğlu'nun genel tavrıydı bununla bağlantılı olarak filan. Şimdi tabii esas olarak herkes o dönemde bazı şeylere tanık oldu. Şimdi çok büyük bir rastlantı sonucu ben de Akşener'in masadan kalktığı günden o gece veya o geceden bir gün sonra, bir gün sonra hemen hemen o geceden bir başka böyle sosyal bir toplantıdaydım. Bir yemekteydim, bir akşam yemeğindeydim. Hocam siz yemeğe girmeden şu son dakikayı verelim mi? Verelim. Prigojin'in uçağa düştüğü iddiası var. Bu Wagner lideri, hatırlayacaksınız, Moskova'ya yürümüştü. Putin'in hesabını sorar deniliyordu. Putin'e şey atan, evet. Posta atan. Evet, orada acaba ikilim oynuyorlar diye böyle bazı haberler... Uçak düşmüş, Prigojin ölmüş mü? O daha belli değil. Yani TAS'tan gelen açıklama, yolcu listesinde olduğu özel uçak düştü. Uçakta mı ya da belki bakmak lazım. Şimdi yolcu listesinde var ama... Olduğu deniyorsa o kuşkulu bir durum. Uçak düştü. Bu son dakikayı vermiş olalım. O önemlice bir şey. Evet. Yani bu... Son dönemde Polonya'ya karşı belki Putin'le işbirliği halinde Putin'den bağımsız bir savaşı genişletebilecek bir hareketin içerisinde olduğu değerlendirilen isim hakkında şimdi özel uçak düştü haberi bu kez kim düşürdü, nasıl düştüğü tartışmalarını da beraberinde getirecek. Evet. Buyurun hocam. Şimdi Aytun Şıray'ın açıklamalarıyla ilgili olarak ben de o gece yani bütün bu olayların yaşandığı gece bir yemekteydim. Bir akşam yemeğindeydim. Esas olarak bir gazeteci arkadaşlar grubuyla ve birkaç politikacıyla birlikte. Önce bir haber geldi arkadaşların telefonlarına. Ben cep telefonu kullanmadığım için benim cep telefonuma haber gelmesi diye bir avantajım olamıyor maalesef. Ama ben de biliyorsunuz data hatlı bir iPad kullanıyorum. Evet. Yani bana da mesaj yollanabiliyor aslında. Özellikle Twitter'dan veya elektronik postadan. Bir haber geldi. Haber aynen şu. Aynen olan. Diyor ki haber, haberin kaynağı CHP. Hmm. Haber bir CHP'li milletvekili gazeteci eskisi ve milletvekili eskisi bir arkadaştan geliyor. Adını söylemeyeyim. Telefonlara geldi. Diyor ki aynen. Şimdi diyor CHP Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında kampanya yapmalarını önerecek Meral Akşener'e ve Meral Akşener masaya dönecek diyor. Şimdi herkes birbirine tabii hemen çünkü şey atlatma haber, müthiş bir haber. Ha öyle mi oluyor, olmuyor mu filan? Ya bu uyduruk bir haber, CHP'liler işte şey durumu düzeltmeye çalışıyorlar filan diye haber örtbas edildi. Yani haber ciddiye alınmadı, örtbas edilmedi de yanlış söyledim. Haberi kimse örtbas etmedi, ciddiye alınmadı. Çünkü yani böyle kulis haberleri geliyor, ne oldu? Ha. Kontrol edilmeye çalışıldı, bulunamadı. Muhtemelen Aytun'un söylediği işte Erdoğan toprakla temas falan meselesi. Aradan bir gün geçti, haber gerçekleşti. Nasıl gerçekleşti? Efendim, Meral Akşener'in önerisi üzerine iki belediye başkanı Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı oldular diye. Şimdi o arada anlaşılan pazarlık yapıldı CHP ile İyi Parti arasında. Efendim bu CHP'nin İyi Parti'ye bir
bir armağanı mı olsun, el uzatması mı olsun, yani onun bir ödünü mü olsun, yoksa İyi Parti böyle bir şart mı koşmuş olsun diye tartışıldığı anlaşılıyor ve sonunda iki partinin işte liderlerinin de tabii evet demeleriyle İyi Parti'nin bu işte seçilecek aday değil iddiasını geri alabilmesi için onun önerdiği iki belediye başkanının Kılıçdaroğlu'nun yanında olması önerisinin İyi Parti'den gelmesi şeklinde bir formüle edildi. Ben bizzat olayın içinde bir gece evvel ve ertesi gün yaşadığım için Aytun Çıray'ın bu anlattıklarının doğruluğuna tanığım. Şimdi gelelim başka bir şeye. Bu seçim nasıl kaybedildi? Şimdi bu seçim çok net olarak altılı masa yapısının, altılı masa stratejisinin bir, esas olarak yanlış olmasından, iki, iyi yönetilememesinden kaynaklandı. Şimdi altılı masa stratejisi niye yanlış olduğu ortaya çıktı? Çünkü ortaya çıktı ki özellikle son katılan iki parti, yani AKP kurucularının kurdukları Babacan'la Deva ve Gelecek, Babacan'la Davutoğlu'nun kurdukları Gelecek ve Deva partileri bir defa bu işe gönüllü katılmamışlar. Açıkça söyledi Davutoğlu. Şimdi açıkça söylüyor. Seçimden sonra hepsi konuşuyor, hepsi dökülmeye başladı. Hepsi eteklerindeki taşları döktüler. O ama o arada arkadan demek habire hançerler, ayak şeyleri, çelmeler filan hepsi başlamış. Şimdi ne dedi? Biz çok gönülsüz geldik, mecburen geldik, İyi Parti filan falan. Neyse. Şimdi o ben de çok söyledim hocam o dönem. Keşke bu iki parti zaten baştan olmasaydı. Olmasa tabii. Bir çünkü dakika. CHP'nin şeyini kesti. AKP'ye dönük muhalefetinin önünü kesti. Aynen. Çünkü AKP'ye siz en sert eleştirileri yapacağınız dönem son dönemi. Burada ekonomiyi eleştireceksiniz. Karşınızda Ali Babacan var. Diğer taraftan özellikle dış politikalarında Ahmet Davutoğlu var. Siyaset üreteceksiniz. Siyaset üretemiyorsunuz. En büyük yanlış. En büyük yanlış. Bakın ben bunu defaatle yazdım ve söyledim seçim öncesi. Ama ona rağmen tabii Kılıçdaroğlu'nu destekledik. Çünkü umut ettik ki bu iktidarı o yenebilir seçimle. Yenemedi. Dolayısıyla verilen bütün ödünler boşa gitti. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi bir defa demek ki altılı masanın stratejisi son iki partinin katılmasıyla yanlış bir stratejiydi. Yanlıştı. Kesin. Şimdi bir de ben bunu çok rahat söylediğim, yazdığım için ya kaç defa yazı yazdık. Tarikatların kucağında demokrasi olmaz dedik işte falan filan bir sürü şey. Ama bütün bunlara rağmen hani belki hani sağcı partiler de demokrasiye inanıyorlar. Acaba demokrasiye inanan partiler olarak CHP'nin liderliğinde bir sonuç alabilirler mi? Umuduyla destek verdik şimdi. Bir defa altılı masa stratejisi burada yanlıştı. İki, başka bir şey ortaya çıktı. Dehşet verici bir şey ortaya çıktı. Dörtlü masa stratejisinin çekirdeğini oluşturan CHP ve İyi Parti ittifakı da yanlışmış. İyi Parti meğerse CHP'nin genel başkanını reddederek bu ittifakta farklı düşünüyormuş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani sana 15 milletvekili verip grup kurduran ve o sayede seçime girip varlık olmana yol açan, siyasal parti olmana yol açan bir partinin bu kararı veren liderine kasık atıyorsun. Şimdi bakın değerli izleyiciler. Baştan yolunu ayırsa sorun değil. Yani şimdi bakın iki tane altılı masada iki tane çok önemli hata çıkıyor. Bunlar taktik hatalar. Stratejik hatayı birazdan tekrarlayacağım. Sağcı partilerle demokratik ittifak yapılamıyor demek. Stratejik hata oydu. Ben kaç tane yazı yazdım. Sağcı partilerin bagajı, sağcı partilerin sabıkası diye yazı yazdım. Yani en son Ecevit'le Erbakan. İşte 141-142'den içeri giren solcuları ve 163'ten içeri giren sağcıları affetme konusunda anlaşma yaptılar. 163'ten içeri giren sağcılar affedildi. Solculara sıra gelince Erbakan ve arkadaşları meclisi terk ettiler, kaldılar içeride. Anayasa Mahkemesi kararıyla çıktılar. Yani kaçıncı aldatma bu? Neyse. Şimdi o stratejik olay oraya değil. Şimdi demek ki altılı masa tersten başladık sondan. Son iki partinin girmesi tamamen yanlıştı.
Fakat sonradan ortaya çıktı. Bizim hepimizin yahu ne kadar iyi, bravo. İşte Meral Akşener de nihayet Türk milliyetçiliğinin demokrasiyi, Atatürk demokratlığını, Atatürk milliyetçiliğini savunuyor. Demokrat milliyetçiliği savunuyor. Üstün Türk ırkının, Türk milletinin üstünlüğü değil, eşitliğini savunuyor. Atatürk milliyetçiliği odur çünkü. Uygar milletler düzeyinde, seviyesinde millet şerefi, haysiyeti, onuru istiyor. Milliyetçiliği o düzeyde istiyor. Daha üstün demiyor. Yani demokratik milliyetçilikle faşist milliyetçilik farkı o. Hitler bütün Cermen ırkı hepsinden üstündür. Üstelik de işte Yahudileri yok edelim filan diyor. Atatürk diyor ki biz diyor uygar milletler düzeyinde eşit muamele istiyoruz. Atatürk milliyetçiliği bu. Dedik ki yaşasın. Yani Türk milliyetçiliği de Atatürk milliyetçiliği, demokratik milliyetçilik filan. Meğerse değilmiş. Meğerse değilmiş. Meğerse CHP ile o sırada ittifak ederken kendisinin partisinin efendim bir parti olarak devam etmesine yardım eden bir partiye demokratik olarak değil işte konjonktür itibariyle, günün gerekleri itibariyle destek veriyormuş. Şimdi yani altılı masanın son iki katılımı tamamen yanlış. Sonradan öğreniyoruz, ben de öyle sonradan öğreniyorum. Başta o dörtlü masanın ilk ayağını oluşturan CHP, İyi Parti ittifakı da yanlışmış. İyi Parti içinden pazarlıklıymış. İşte Aytun onu anlatıyor. Aytun Çıray'ın anlattığı şey o. Şimdi bakın bu ekranda ben kaç defa söyledim. Şimdi değerli izleyiciler ben kendi gücümün de farkındayım. Bu kanalın da etkisinin bilincindeyim. Ne ben ne bu kanal tek başına bir adayı aday yapabilir veya kazandırabilir veya kaybettirebilir. Yardımı olabilir. Çok etkili de olabilir. Örneğin İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı'nda onun yaptığı basın toplantılarını anında vererek gerçekten Tele1 çok önemli bir katkıda bulundu filan. Fakat şimdi bakın ben de söylediğim için çok basit bir şey söylüyorum. Ya daha iyi olur değil, kazanır filan diye değil. Yahu dörtlü masayı kim kurdu? CHP. Altılı masayı kim kurdu? CHP. CHP'nin genel başkanı kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Peki normali ne bu işin? CHP'nin genel başkanının altılı masanın adayı olması. Yani normali bu. Ben kaç defa bunu normal lafını hatta Metin Toker'i filan da anarak bilhassa telaffuz ettim. Yani daha iyi olur, daha efendim kazanacak adaydır, kazanamayacak adaydır filan değil. Normal bir reel politikaya baktığınızda bir parti üstelik cumhuriyeti kuran, çok partili düzene Türkiye'yi geçiren parti tarihsel olarak hem cumhuriyetin hem demokrasinin kurucusu olan parti bu şahsım devletine karşı bir ittifak oluşturuyor. Dörtlü önce sonra altılı bir ittifak oluşturuyor. O partinin genel başkanı o ittifakın adayı olur kardeşim. Çünkü o parti ilan ediyor ayrıca. Diyor ki benim genel başkanım diyor bu partinin adayıdır diyor. Ondan sonra gerisi gazel kardeşim. Hariçten gazel okumak. Yani ittifakı kuran parti benim genel başkanım adaydır diyor. Ve sen seni o ittifaka alan partinin genel başkanı aday olmasın diye çıkıp da dışarıdan gazel okuyacaksın. Okuyamıyorsun mesela zaten. Şimdi ne yapacak? Bu yerel seçimde ne yapacak? İşte İstanbul'da ittifak kurmayacak. Kendi adayını mı gösterecek? Bilmiyoruz da bilmiyoruz. Hayır nasıl gösterecek? Bilmiyoruz. Yani ülkeye Cumhurbaşkanı adayı olarak masaya koyduğu, o tercih edilmedi diye masayı devirdiği isim İstanbul'a aday olacaksa onun karşısına bir aday nasıl ve neden koyacak? Şimdi onu bilmiyoruz. Şimdi ben müsaade edersen devam edeyim. Bu altılı masa ve seçim nasıl kaybedildi meselesini. Şimdi bir defa bir seçim demek ki CHP'nin kurduğu dörtlü ittifak ve altılı ittifak yani Millet İttifakı gerçek değilmiş. CHP aldatılmış. Kılıçdaroğlu aldatılmış. Bir defa bu çok net olarak ortaya çıktı. Ne zaman? Seçim sonrasında. Kimler tarafından? Bizzat genel başkanlar tarafından. Bir, bu ittifak demek ki demokratik bir ittifak değilmiş. Demokrasiye inanıyoruz diye bu ittifaka girmişler. Ama demokrasiye filan inandıkları yok. Zaten tarikatlarla beraber filan davrananlar var içlerinde. Demokrasiyle uzak yakın ilişkileri olmaları mümkün değil.
tarikatla, tarikat kucağında demokrasi olmaz, laiklik olmadan demokrasi olmaz filan. Bu net olarak ortaya çıktı, net olarak. Bir defa, bir bu. Bu strateji demek ki yanlışmış, bir bu. İki, taktik olarak biz beraber gidiyoruz ve işte CHP'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olması normaldir. Reel politikası son anda hançerlendi. Aytun onu anlatıyor işte, Aytun Çıray. Gayet de haklıdır. Bu da yetmedi. İstanbul Belediye Başkanı